Ben Süleyman Soylu gibilerin annesine küfredenlere dikkat çekmek yerine o insanları bu hale getirenlere dikkat çekmek ve öfkemizi onlara kusma taraftarıyım. Bu Süleyman Soylu annesi meselesi değil kim olursa olsun bana da küfürse mesela kendimi de söylüyorum. Mesela bir tanesi çıksın sosyal medyada çok başıma geliyor zaten. O kadar çok küfürüyoruz ki evet. ve ben o insanlara şöyle bakıyorum. Çok yazık diyorum çok yazık. Nasıl nasıl zehirlediler bu ülkenin evlatlarını? Ben böyle bakıyorum. Bana küfür etse bile. Zehirlemiş olarak bakıyorum. Zehirleyen bunlar. Şimdi ben sıklıkla söylüyorum. Yeri geldi geldi bir kere daha tekrarlayayım sevgili Murat. Devletle mafya arasında tek bir fark vardır. Tek bir fark. Hukuk. Hukuku çekip alırsanız orası mafyaya dönüşür. Bunlar bu zat ikisi veya o iktidarları hukuku çekip aldılar. Ortada bir devlet vasfını kaybetmiş bir organizasyon kaldı. O organizasyonu şimdi kendi kültürlerinin yettiği oranda mafyavari yöntemlerle idare etmeye çalışıyorlar. Tekrar söylüyorum. Hukukun olmadığı bir ülke devlet olma vasfını kaybetmiştir. Bu dünyadaki devlet tanımının en temel özelliğidir. Devletin üç tane en temel direği vardır. Biri hukuktur, birisi iktisattır, diğer biri ise siyasettir. Siyaset zaten yok, bütünüyle ortadan kaldırmış. Hukuk ki en analog kolondur. Hukuku katletmişlerdir. Ortada tekrar üzere, altını bir kez daha çizerek söylüyorum. Devlet vasfını kaybetmiş bir organizasyon var. O organizasyonu, o gücü elinde tutanlar mafyavari üslupla yönetme çabasındalar. Ben mesela Süleyman Soylu'nun dün akşamki o tweetinde aynı zamanda bir zavallılık görüyorum. Hakikaten zavallılık. Niye ağlıyorsun? Yani niye yani bu kadar ana kuzusuysan, bu kadar canın yanıyorsa niye bu kadar kötülük yaptın bu ülkeye? Niye ülkenin hukukunu ortadan kaldırdın? Niye anayasa mahkemesini tehdit ettin? Niye e, muhalefet lideri Lince uğradığında sesini çıkarmadın. Yani şuna getirmek istiyorum. Bizi izleyenlerin özellikle bir konuya dikkatini çekmek istiyorum. Bu konularda suçlu halk değil. Her konuda top, bir toplum cahil bırakılırsa gerçeği göremez. Bir toplum yoksul bırakılırsa doğruyu bulamaz. Bir toplum eğitimden uzaklaştırılırsa iyinin ve yanlışın ne olduğu ayırdığını yapamaz neyin iyi, neyin doğru olduğunu ayırabilmek için güçlü bir akla, güçlü bir iradeye, güçlü bir eğitim diyeceğim de eğitim bildiğimiz anlamda değil, görgü, eğitim anlamında söylüyorum. İhtiyaç var. O yüzden de bu tip, sadece bu Süleyman Soylu meselesi değil, genel olarak baktığımızda heba edilen bir 83 milyon var. Heba edilen, cahil bırakılan, aşağılanan, yoksullaştırılan, düşünmesi yani düşünce yetisi ortadan kaldırılan, iyi ile kötüyü birbirinden ayırma özgürlüğü, iradesi ne her gün darbe vurulan aklı sadece yarın sabah nereden bir lokma ekmek bulacağım da çocuklarıma ekmek yedireceğimle meşgul edilen, bunun dışında hiçbir şeyi düşünmeyen, hiçbir şeyi düşünmeyen bir toplum yaratmışlar o toplum tabii ki küfür eder, tabii ki tehdit eder, tabii ki beni de eder, onu da eder, benim anneme de söver, onun annesine de söver. Kural tanımaz, hukuk tanımaz, değer tanımaz, kadınları öldürür. Bu kadar. Sevgili Murat, her gün bir kadın öldürülüyor neredeyse. Her gün bu ülkede bazen iki, bazen üç. Şiddetin bu kadar artmış olmasının nedeni, çünkü şimdi bak toplumlar, bütün toplumlar böyledirler. Bu sadece biz az bir şey değil. Bütün dünyada böyledirler. Toplumlar devletin ortaya koyduğu sistemle, kuralla, kanunla bir disiplin içerisinde tutulurlar. O sistem, kural, kanun, çember dediğimiz onu kaldırıp atalım. En gelişmiş toplum çok kısa bir sürede yozlaşmış bir topluma dönüşür. Çünkü cezalar bunun için vardır, ödüller bunun için vardır, yargı bunun için vardır sınırlar bunun için vardır. Toplumu bir sistematik bir düzen içerisinde yaşam sürmesini sağlamak için. Bu adamlar o sistematik yaşamı bütünüyle ortadan kaldırdılar ve bugün Türkiye'de topraktan kötülük fışkırıyor. Çünkü o kötülük her taraftan serbest bırakıldı. Tecavüzcülere affettiler, hırsızları, yolsuzları affettiler. Sahte diploma kullandığı halde dokunulmadan gezen geziyor insanlar. Sahte çanta kullanan Cumhurbaşkanının eşi Cumhurbaşkanı olabiliyor orada. Hırsızlığın itibar kaybına neden olmadığı bir ülkedeyiz. Yolsuzluğun kimseyi utandırmadığı, Murat Han Mungan'ın dediği gibi kimsenin rezil olmadığı bir ülkede 18 yaşında, 20 yaşında cahil kalmış, okumamış insanlar hakaret ederler, küfür ederler, yanındaki kadına sarkıntılık ederler, onu yaparlar. Çünkü bir anlamda insanlıktan uzaklaşmadır bu. Biz aslında insan olarak doğmayız sevgili Murat. Biz bir canlı olarak doğarız. Zaman içerisinde kendimizi insanlaştırırız. Yani zihnimizi, ahlakımızı, karakterimizi iyi ile doğruyu ayırma yetimizi geliştirerek insanlaşırız. Bizim şu anda şu an ben mesela 48 yaşındayım. İnsanlaşma sürecim devam ediyor. Ne kadar çok sağlam kalabilirim, değerlere ne kadar sahip çıkabilirim, iyi ile kötüyü ne kadar ayırabilirim. Bütün bunlar benim. Düşün ki o insanlaşma sürecini bütünüyle sekteye uğratmış, geri bırakmış bir canlı türüne dönüşüyor. Türk toplumu giderek özellikle yoksullukla ve ondan da bunlar şikayet ediyorlar. Buna şikayet etme hakları yok. Ektiklerini biçecekler bu ülkede bunların yaptığı yıkımın faturasını hepimiz payımıza düşeni alacağız. Süleyman Soylu da payına düşeni alacak. Tayyip Erdoğan da payına düşeni alacak. Nasıl ki Irak'ta Saddam payına düşeni aldıysa, nasıl ki Suriye'de Esad payına düşeni aldıysa, nasıl ki Libya'da Kaddafi, Romanya'da Ceausescu payına düşeni veyahut Romanya halkı veyahut Libya halkı veyahut Irak halkı veyahut Suriye halkı payına düşeni aldıysa bu yıkımdan Tayyip Erdoğan da payına düşeni alacak Levent Gültekin de. Süleyman Soylu da payına düşeni alacak, Murat Sabuncu da. Çünkü 83 milyon bu ülkede yaşıyoruz ve ne yazık ki bu bu utanma duygusunu kaybetmiş insanların bu ülkeye verdiği yıkımın faturasını her birimiz çocuklarımızla beraber ödeyeceğiz. Biz neyin çabasını veriyoruz burada? O yıkımı ne kadar azaltabiliriz? O yıkımı o yıkımın nasıl daha yaparız ki çocuklarımıza kadar uzanmasın. Bari biz ödedik. Çocuklarımız ödemesin diye feberan ediyoruz. Zaten rüzgar eken fırtına biçer. Zaten ödüyoruz sevgili levent. Bu 19 yıllık iktidarın sonucunda ekonomik olarak, siyasi olarak, hukuksal olarak, moral olarak geldiğimiz noktada da ödüyoruz ne yazık ki torunlarımız da mesela maddi olarak da ödeyecekler. İşte bu köprüler, otoyollar, o beşli e, sadece e, maddi çiçeği, ödese ben ona razıyım sevgili e, hapisler, Murat. Hapisler, hapiste olan, hapiste olan insanlar. Asıl sorun yolsuzluk. Yozlaşma. yozlaşma ama hepsi ya Levent bunların her biri bir diğerini tetikliyor. Hepsi bir diğerini tetikliyor. Yani